Merhaba, ben Atlefit'ten Berkan ve yeni videoma hoş geldin. Vücut ağırlığıyla mı spor yapmak en iyisi, yoksa fitness salonunda ağırlıkları kullanarak fitness antrenmanı mı yapmak en iyisi? İkisinin arasında bir fark var mı ya da ikisini de yaparak aynı sonuçları alabilir misin? Bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksın. Bu arada kas yapma konusunda ciddiysen zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kuralı yazımı indirmek için videonun altındaki açıklama kısmından linke tıkla ve karşına çıkan sayfada e-posta adresini gir. Bu yazımı hemen girdiğin e-posta adresine yollayacağım. Evet, şimdi vücut ağırlığıyla spor yapmak ve fitness salonunda ağırlıkları kullanarak spor yapma konusunda tipik olarak birini yapan diğerini doğru bulmuyor. Ve genelde birinin diğerinden daha iyi olduğu düşünülüyor. Bu durum tam olarak da doğru değil. Çünkü vücut ağırlığını kullanarak da spor salonunda ağırlık kaldırarak da kaslarını büyütebilirsin ve güçlenebilirsin. O yüzden illa da bu ikisinden birini yapıp diğerini hiç yapmaman gerekmiyor. Hatta bu ikisinden birini seçmek zorunda bile değilsin. İkisini karıştırarak da antrenman yapmak kötü bir şey değil. Ancak ikisinden birini seçersen de aldığın sonuçlara hiç etki etmeyeceğini söyleyemem. Eğer bir spor dalıyla uğraşıyorsan ya da gerçek hayatta yapabileceğin aktivitelerde de yaptığın sporun işe yaramasını istiyorsan, mesela doğa yürüyüşünde ya da dağ tırmanmada vücut ağırlığıyla antrenman yapmak senin için daha iyi olabilir. Ya da herhangi bir sebepten spor salonuna yazılmayı istemiyorsan da evde doğru bir şekilde çalışarak sadece vücut ağırlığınla da çok iyi görünen bir vücuda sahip olabilirsin. Peki, spor salonunda ağırlıkları kullanarak spor yapmakla evde daha çok vücut ağırlığını kullanarak spor yapmanın vereceği sonuçlar arasında hiçbir fark yok mu? Evet, aralarında bir fark var. Kaslarının iyi bir seviyeye kadar büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi, kaslarının spor esnasında maruz kaldığı stresin zaman üstünden sürekli olarak artması. Burada bahsettiğim stres, kaslarını çalıştırırken onlara yüklemiş olduğun stres. Ve bu iyi bir şey, çünkü kaslarının büyümesini ve güçlenmesini sağlıyor. Her antrenmanında bir önceki antrenmanına göre gerek kullandığın ağırlığı zamanla arttırarak, gerekse tekrar sayılarını arttırarak kaslarına daha çok stres yüklemek ciddi bir şekilde kas gelişimi görmek için çok önemli. Spor salonunda yaptığın hareketlerde 20 kilo dumbbell kullanıyorken bir sonraki antrenmanında 22 kilo dumbbell kullanman kaslarına bir önceki haftaya göre daha fazla stres yüklemen için yeterli olabiliyorken vücut ağırlığına yaptığın sporda bunu yapmak daha zor. O yüzden eğer ne yaptığını biliyorsan spor salonuna giderek daha iri ve daha dolu gözüken kasların olmasını bekleyebilirsin. Bunun üstüne ben de vücut ağırlığına yaptığım hareketleri olduğundan daha zorlaştırarak yapabilirim ya da sürekli olarak tekrar sayılarımı arttırabilirim, böylece de progressive overload yapmış olurum diye olabilirsin. Evet, mesela şınav çekerken ayaklarını daha yüksek bir zemine koyarak şınav çekebilirsin. Ya da artık şınav çekmek çok basit geliyorsa tek kolla bile şınav çekmeye başlayabilirsin. Ama yine de spor salonunda ağırlıklarla progressive overload yapmak çok daha kolay. Çünkü bara 2 kilogram eklediğinde zaten progressive overload yapmış oluyorsun. Ya tekrar sayısı, kas yapmak için tekrar sayısını zaman üstünden arttırmak da önemli ama bir yere kadar. Yaptığın hareketlerde sadece tekrar sayısını arttırmaktansa spor salonunda çalışıyorken yapabileceğin bir şey daha oluyor. O da özellikle temel hareketlerde düşük tekrar sayılarında kullandığın ağırlığı zaman üstünden arttırmak. Yapabildiğin kadar çok kas yapmak istiyorsan burası çok önemli. Sadece vücut ağırlığıyla çalışman büyük olman için yetmeyebilir. Eğer hedefin daha iri ve daha dolu kaslara sahip olmaksa ağırlık antrenmanı yapmak senin için daha iyi. Fakat yine söylüyorum, bu vücut ağırlığıyla antrenman yaparak iyi görünen bir vücuda sahip olunamayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece vücut ağırlığıyla antrenman yaparak fit ve çok iyi görünen bir vücudun olabilir. Ve bu şekilde vücut yapmış bir sürü insan var. Videoyu kısaca bir özetleyeyim. Eğer yapabildiğin kadar çok kas yapmak istiyorsan ve dolu, daha iyi gözükmek istiyorsan bir spor salonuna yazılman senin için daha iyi olabilir. Spor salonuna gidemiyorsan da evde doğru şekilde çalışarak da harika görünen bir fiziğe sahip olabilirsin. Benim tavsiyem, yapabiliyorsan ikisini de yap. Ağırlık antrenmanlarına vücut ağırlığıyla yapılan barfix, şınav, dips gibi harika hareketler ekle ve iki seçeneğin de faydalarından yararlan. Ama unutma, eninde sonunda hangisini yapmayı daha çok seviyorsan onunla devam etmen sana daha iyi sonuçlar verecektir. Seçim senin. Eğer daha iyi görünmek istiyorsan, ileride yayınlayacağım bunun gibi videoları kaçırma. Bunun için ekranda bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin ve böylece gelecekte yayınlayacağım videoları kaçırmamış olursun. Bu kısa videonun sonuna geldik ve her zamanki gibi bir sonrakinde görüşürüz.